İpucu Kriminal'den iyi geceler. Geçen hafta ellerindeki pompalı tüfeklerle Bursa'dan başlayıp Adana'ya kadar yol boyunca rastladıkları 7 kişiyi öldüren iki katilin hikayesini izlemiştik. Bu hafta ise kriminal uzmanların kopya cinayet olarak adlandırdığı bir dosyayı izleyeceğiz. Pompalı katillerden etkilenip bakkalları hedef alan ve bir ölüm listesiyle yola çıkan katillerin gerçek öyküsünü. Saat 02:30 sularıydı. Serhat Güven her gece olduğu gibi sabaha kadar açık tutacağı marketinde televizyon izliyordu. Uyku bastırmış ve üşümüştü. Kedi açık duran kapıdan girmiş olmalıydı. Gülerek yerinden kalktı. Kısa bir uğraştan sonra kediyi yakalamayı başarmıştı. Bir an kediyi bu soğukta dışarı bırakmaktan rahatsız oldu. Ama yapacak bir şey de yoktu. Kapıyı açtı ve kedinin gidişini izledi. Hava çok soğuktu. Kapıyı tekrar kapattı. Serhat Güven'in yüreği ağzına gelmişti. Ama müşteriye belli etmemeye çalıştı. Adam raflara yöneldi. Raflar arasında dolaşırken bir yandan da kendisine bir adres soruyordu. Serhat Güven rafları dolaşan adamı göz ucuyla takip ederek adresi tarif etmeye çalıştı. Adamın soyguncu olduğundan neredeyse emindi. Katil son derece soğukkanlıydı. Önce Serhat Güven'in ceplerini aradı. Cüzdanındaki 120 lirayı ve nüfus cüzdanını aldı. Sonra yazar kasadaki 350 lirayı. Kasanın yanında duran 800 kontörlük telefon kartlarını da alarak marketten çıktığında etrafta hiç kimse yoktu.
Serhat Güven'in cesedi markete gelen bir müşteri tarafından. Cinayet masası dedektifleri içinse olay sıradan bir silahlı soygundu. Serhat Güven 49 yaşındaydı. Evliydi ve 4 çocuk babasıydı. Güven'in ölümüne neden olan mermi kovanı cesedin hemen yanında duruyor. Kasaysa boştu. Paralar alınmış ama markette başka hiçbir şeye dokunulmamıştı. Katil marketten çıkarken etrafı kolaçan etmiş ve kimseyi görmemişti. Oysa yanılmıştı. ...25 yaşlarındaydı. Zayıftı. Saçları siyahtı. Üzerinde koyu renk bir mont vardı. Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir görgü tanığı marketten silah sesini duymuş ve saklanarak olayları izlemişti. Görgü tanığı katilin marketten koşarak çıktığını, eski model bir araca binerek gittiğini söylüyordu. Aracın içinde başka birinin olup olmadığını bulunduğu yerden görememiş. Markette elde edilen deliller diğer gasp dosyalarıyla karşılaştırılmak üzere kriminal laboratuvarlara gönderildi. Sıradan bir gasp vakası olarak kayıtlara geçen bu olay, daha sonra Ankara'daki tüm emniyet birimlerini seri cinayet alarmına geçiren zincirin ilk halkasıydı. Serhat Güven'in öldürülmesinden bir gece sonra Ankara'nın Mamak ilçesinde büfe işleten 31 yaşındaki Hüseyin Sarı kanlar içinde ölü bulunmuştu. Cinayetin işlendiği yer, kullanılan silah ve soygun polisin dikkatini çekmişti. Cinayet masası dedektifleri bu cinayetin bir gece önce öldürülen Serhat Güven cinayetiyle bağ olmasından şüpheleniyor. Hüseyin Sarı 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü ve kasa yine bombalanmıştı. Dedektifler güç de olsa oğullarının cesedini bulan anne ve babasının ifadelerine başvurmak zorunda. Eşim gece çalışan oğlumuza yemek götürmüştü. Bir saat sonra yemek borçlarını almak üzere büfeye gittim. Gittiğimde oğlum tek başınaydı. Boş tabakları alıp tekrar eve dönerken 4-5 el silah sesi duydum. Büfe yönünden sesler gelmekteydi. Koşarak büfeye gittim. Oğlumu sırt üstü yerde yatar vaziyette buldum. Müzik
Hasan Sarı'ya göre oğlunun düşmanı ya da kavgalı olduğu kimse yoktu. Aklına şüphelenebilecek kimse gelmiyordu. Olay yeri inceleme ekibi ipucu aramasını tamamlamak üzereydi ki Ankara'nın Batıkent semtinde bir başka markete silahlı saldırı olduğu haberi geldi. Ankara polisi şaşkındı. Ankara gecelerinde eli silahlı bir katil market sahiplerini kurban seçerek dolaşıyordu. Cinayet masası ekibi olay yerine ulaştığında 155 polis imdat servisine bağlı polisler bölgeyi güvenlik altına almıştı. Saldırıya uğrayan marketin sahibi 43 yaşındaki Veli Tahtaydı. Ancak saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Veli Tahta hala olayın şokunu yaşıyor. Yine de dedektifler için o üç olay arasında bağ olup olmadığını ispatlayabilecek tek tanıktı. ...20-25 yaşlar arasında zayıf biriydi. Benden hiçbir talepte bulunmadı. Para ya da soyguna dair hiçbir şey söylemedi. Sigara vermek için eğildiğim sırada bana doğru ateş etti. Mermi tezgahın arkasındaki duvara isabet etti. Ben de kendimi yere fırlattım. Koşarak dışarı çıktı. Arkasından baktım ve ileride bekleyen koyu renkli eski bir araca binerek kaçtığını gördüm. Veli Tahta'nın olaydan sağ kurtulması üzerine verdiği eşkal bilgileri ilk cinayetteki eşkalle uyuşuyordu. Üstelik Tahta katilin yalnız olmadığını, araçta bir kişi daha gördüğünü söylemişti. İki gün içinde iki market ve bir büfeyi basan katilin cinayet işleyiş biçimi, cinayet masası dedektiflerine birkaç ay önce Kurban Bayramı'nda 7 kişiyi öldüren pompalı katilleri anımsatmıştı. Cinayetlerin devam etmesinden korkan Ankara Emniyet Müdürlüğü bütün birimleri alarma geçiyor. Önce tanık ifadeleriyle robot resim çizildi. Ardından bu resim bütün illere dağıtıldı. Cinayet masası dedektiflerinin en büyük korkusu, bir öncekinde olduğu gibi başka illerde de seri cinayet işlenmesiydi. Çalışmalar yürütülürken cinayetlerle ilgili balistik raporlar da tamamlanmıştı. Raporlara göre her iki cinayette ve son saldırıda kullanılan silah aynıydı. Polisin elindeki en güçlü delil katile ait robot resimdi. Bu resim daha önce gasptan ceza alanlarla karşılaştırıldı. Resim sabıkalılar arasından birine neredeyse tıpatıp benziyordu. 27 yaşındaki Ramazan Kurnaz'a. Ramazan Kurnaz ilk suçunu 13 yaşında işlemişti.
hırsızlıktan yakalanmış. Ama yaşı küçük olduğu için serbest bırakılmıştı. Hırsızlık, gasp ve darptan sabıkası vardı. 11 ayrı ilde cezaevinde yatmıştı. Ve 2001 affından yararlanmıştı. Polis, Ramazan Kurnaz'ın peşine düşmüştü. Evine baskın düzenlenmiş ama bulunamamıştı. Evde yapılan incelemede de cinayetlere dair herhangi bir delil yoktu. Kurnaz'ın suç şebekesiyle ilişkilerine de ulaşan dedektifler, bilebileceği muhtemel yerleri araştırıyordu. Bir haftalık takibin ardından Kurnaz'ın Uğur Üssün adlı bir arkadaşın evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet masası dedektifleri Uğur Üssün'ün evini bir süredir takip ediyordu. Eve girip çıkanları tespit etmişler ve Ramazan Kurnaz'ın da aynı evde olduğundan emin olmuşlardı. Operasyon için düğmeye basıldığında polis, ev araması için gerekli olan mahkeme iznini almıştı. Sanık sorgulanmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken araştırma ekibi de evde arama yaptı. Evin her yeri uyuşturucu haplarla dolu. Evde bulunan en önemli delilse silahtı. Balistik inceleme sonucunda ise silahın market cinayetlerinde kullanılan silahla aynı olduğu ortaya çıktı. Silahın üzerinde ise Ramazan Kurnaz'ın parmak izleri vardı. Olaylarda yalnız değildim. Yanımda Uğur, Bülent ve Yakup vardı. Kiraladığımız bir otomobille hırsızlık yapmak üzere plan yaptık. Olay günü Yakup ve ben markete girdik. Silah bendeydi. Yakup marketçiyi oyalayacaktı. Ama yapamadı. Marketçi şüphelendi. Elini kasaya doğru attı. Silah çekeceğini zannedip kafasına doğru bir el ateş ettim. Yere düştü. Paraları aldım. Bülent'le hap almaya gittik. Sabah gel olay yerine gidelim bakalım ne olmuş dedi. Vurduğumuz adamın öldüğünü öğrendik. Bülent, adam ölmüş, bundan sonra çok dikkatli olmalıyız dedi. Ramazan Kurnaz görgü tanıklarının aksine cinayetleri işlerken yalnız olmadığını söylüyor
ve arkadaşlarının adını veriyordu. İfadesine göre bir gün sonra dördü birden yine hırsızlık için çıkmış ve bir büfeyi soymaya karar vermişlerdi. Ramazan Kurnaz bu cinayeti Uğur'un işlediğini, kendisinin bu sırada büfenin arkasında olduğunu iddia ediyordu. Kurnaz sonra Batı kente geldiklerini ve markete girer girmez ateş ettiğini söylüyordu. Ramazan Kurnaz'ın polise ifade verirken söyledikleri, öldürmekten zevk alan bir kişinin portresini çiziyordu. Suç ortakları bile onun kurbanını ayaktan vurabilecekken başına hedef aldığını söylüyordu. Ramazan uzun süredir Ankara'yı kana bulayacağını söylüyordu. Bir gece bir büfenin önünde durduk. Bana içeri girip büfeciyi oyalamamı ve dışarı çıkartmamı söyledi. Çıkaramayınca da gelip üç el ateş ederek adamı öldürdü. Aynı gün Ramazan Kurnaz'ın adını verdiği üç kişi de gözaltına alındı. Hepsi de Ramazan Kurnaz'ın cinayetlerden önce uyuşturucu madde kullandığını söylüyordu. Bayramda bakkalların kasaları dolu olur. Eylemlerimi bu nedenle sürdürecektim. Cinayetleri para için işledim. Bu bayramın yıldızı da ben olacaktım. Bir liste yapmıştım. 10 bakkalın kafasına sıkıp Ankara'yı kana bulayacaktım. Uğur, Bülent ve Yakup olay gecesi kısmen dahil olduklar. Ama cinayet işlemediklerini öne sürüyorlardı. Kurnaz ve arkadaşlarının sorgusunda zanlıların dehşet verici planları da ortaya çıkarıldı. Katiller kurban pazarında büyük ve küçük baş hayvan satan 12 kişiyi gasp edip öldürmeyi de planlamıştı. Ayrıca Ramazan Kurnaz ifadesinde yakalanmamış olsaydı bir önceki Ramazan bayramında 7 kişiyi öldüren pompalı katiller gibi cinayetlerine devam edeceğini de söyledi. Ramazan Kurnaz ve arkadaşlarının davası Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama sonunda Ramazan Kurnaz, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli yağma suçundansa 15 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Yakup, Bülent ve Uğur'un eldeki deliller nedeniyle cinayet suçlarına karışmadığına hükmetti. Ancak üçü de nitelikli yağma suçundan 4 yıl 2 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları aldı.